Başlatma seansı ve yol haritası, biliyorsunuz başlatma seansı işimizin en önemli adımı diyebiliriz. Çünkü her şey bu başlatma seansında şekilleniyor. Başlatma seansının öncesi ve başlatma seansının sonrası. Bu süreçler gerçekten çok doğru bilinmesi, algılanması gereken süreçler. Ve bu eğitimi hazırlarken aslında da mutlaka vardır aramızda, onlar buradalar zaten. Birçok liderler kulübü, birçok kariyer kulübü arkadaşımızın bu eğitimle alakalı sahadaki tecrübelerinden istifade ettik. Zaten onlar şunu hissedecek. Evet, bu tavsiye edilen metot, bu tavsiye edilen yöntem, bu tavsiye edilen şey zaten benim uyguladığım ve gerçekten başarı elde ettiğim tecrübelerimi İncir'in tavsiye ettiğini görecekler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu tecrübelerini bizlerle paylaştıkları ve doğru ve kopyalanabilir bir başarı seansının nasıl olabileceğini birlikte ortaya çıkarttığımızdan ötürü. Şimdi bu başlatma seansı ve yol haritası dediğimiz gibi işimizin en önemli noktalarından biri. Önümüzdeki günlerde etkinliğimiz bittikten sonra bu başlatma seansı, girişimci başlangıç rehberi yenilenerek, içerisine yeni başarı bonusumuz, yeni başlangıç bonusumuz eklenerek sizlere iletilecek. Hatta bunu bir sürpriz olarak da lanse edebiliriz belki. Önümüzdeki günlerde yeni hazırlayacağımız sürpriz bir insert çalışmamızla birlikte bu başlangıç, girişimci başlangıç rehberinde bir tane içinde size mutlaka ücretsiz olarak iletmiş olacağız. Şimdi peki işi biraz daha baştan alalım. Start aldığımızda yeni bir girişimciyle ilk temas ettiğimiz ya da temas etmeye başladığımız noktalar neresi? İsterseniz tanıtım toplantısı ya da birebir sunum ya da toplu sunumdan sonra bir girişimciyle, yeni bir adayla nasıl devam etmemiz gereken süreci buradan alarak, işleyerek devam edelim. Bakalım neler yapmamız gerekiyor. Sunum bittikten sonra, bu birebir sunum olabilir, toplu sunum olabilir. Çok önemli değil. Sunum bittikten sonra, her şey bittikten sonra ilk sorulacak soru çok önemli. Belki internette izlemişsinizdir. Sinan Ergin'in çok güzel bir videosu var. Bu ilk algıyla alakalı. İlk soracağınız soru insanların akıllarını nasıl çalıştıracağını belirler. Şayet insanlara ucu açık sorular sorarsanız toplantının, sunumun sonunda derseniz ki bu işi beğendin mi? İki cevap vardır. Evet beğendim, hayır beğenmedim de diyebilir. Doğru mu? Hatta işte bu işe katılmak ister misin? Cevap ne olur? Evet ya da hayır olabilir. Bakın cevabı evet hayır olan sorular bizim için aslında riskli sorulardır burada. Açık uçlu sorular kullanmak gerekir burada. Ve bunun yerine sorulması gereken doğru sorular nedir sunum sonunda? Bunları tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Şunu sormanız en güzeli olacaktır. Sunumda beğendiğin, en çok beğendiğin şey neydi? En çok hoşuna giden neydi? Bunu sorduğunuz anda insanın beyni, sunuma katılan kişi, belki hoşuna gitmeyen yanlar da vardı belki ama şimdi beyin çalışmaya başlıyor. Diyor ki ne hoşuma gitti, ne hoşuma gitti, evet şu hoşuma gitti, şu derken artık o nöronlar başlıyor hep pozitif olarak düşünmeye. Artık pozitif şeyler çıkmaya başlıyor. Ve pozitif başlayınca diyalog sonra pozitif devam etmeye başlıyor. Yani sizin o ilk basit bir soru bütün gidişatı baştan sona etkileyebiliyor. Çok önemli. Mesela beni tanıyanlar etkinliklerden sonra mesela ilk kez geldiyse hep bu soruyu sorarım. Nasıl buldunuz? Sunumda en çok hoşunuza giden neydi derim. Başlarız, diyalog başlar. Ondan sonra dediğim gibi hep böyle pozitif bir şekilde ilerler. Ya da alternatif böyle bir projede her ay ciddi bir kazanç elde ediyor olsaydın neler yapardın? Şimdi işe dahil oldu. Ciddi kazançlar elde ediyor. Neler yapacağını soruyorsun. Yani bu pozitifin de ötesinde yani. İşe dahil ettin. Artık bir sonraki adımı konuşmaya başlıyorsun kişiyle. Mutlaka doğru soruları sormamız gerekiyor. Bir de şunu fark ettik sunum sonunda. Arkadaşlarımız da, liderlerimiz de bunu fark etmiş. Sunum bittikten sonra gereksiz bilgiler veriyoruz. İnanılmaz detaylar anlatıyoruz. İnanılmaz. Daha hiç ihtiyacı yok bu bilgilere. Belki anlattıklarımız doğru. Evet ama biz heyecanlıyız. Ekibimize yeni bir girişimci dahil olacağı için. İşte şu da olacak, bu da olacak, şunlar da var, şu kazançlar, şu bu. Bunları hiç anlatmaya gerek yok. Bırakın doğru soruyu sorun. Ondan talep gelsin. Şu nedir desin, siz ihtiyaca yönelik cevap verin. Şu nedir desin, siz ihtiyaca yönelik cevap verin. Fazla bilgi verirseniz, gereksiz bilgi verirseniz, şuna benzetiyorum ben. Düşünün, yani çok böyle lezzetli bir pastayı misafirinizin önüne koyuyorsunuz ve tamamını yedirmeye çalışıyorsunuz. Ama tamamını. Tamam pasta çok güzel ama tamamı olmaz yani. Dilim dilim yemek lazım bunu, değil mi? Yani bunu çok fazla zorlamak çok doğru olmuyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bu doğru soruları sorduk. Sordukça sorularına cevaplar verdik. Nasıl devam edeceğiz? Yapılması gereken kendi mağazanızı açın hemen. Hemen kendi mağazanızı açın ve kendi mağazanızı gösterin. Sonra şöyle ürünlere bakarken, burası çok önemli, fiyat politikamızdan bahsedin.
Bizim fiyat politikamız ne? Bazen sunumlarda söylüyoruz. Kayıtlı olan sunumumuzda var mı bilmiyorum. Biz Türkiye'nin en ucuz e-ticaret firması olma diye bir iddiamız yok. Bizim fiyat politikamız şu: Türkiye'deki online ve offline perakendecilerle eşit, mümkünse onların bir tık altında olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük online ve offline perakendecileriyle eşit, mümkünse onların bir tık altında. Neden? Çok ucuz olmak gibi bir amacımız yok. Çok ucuz olursak çok az kazanırız. Çok az kazancı da bölüştüğümüz zaman herkes çok az kazanmış olur. Bu sefer mutsuz girişimciler olmaya başlar. Ha, ama çok fırsat ürünlerimiz yok mu? Evet, hemen akabinde ondan bahsedin. Fırsat kampanyalarımız var. İşte haftanın ürünleri var, ayın ürünleri var. Hemen bunlardan bahsedebilirsiniz. İşte bunlar konusunda çok iddialıyız. Türkiye'de online ve offline'da alınabilecek en güzel rakamlara bu ürünleri alabilirler. Bunlardan bahsedin. Cep telefonunuza gelen kampanya SMS'lerinden bahsedin. Daha önce mesela ihtiyacı vardır, bu ürünlerden almış. Aa, ben bunu işte 50 liraya almıştım, sizde 35 liraymış der. Çok doğru bir pozitif bir yerden yakalamış olursunuz böylece. Sonrasında materyallerinizi göstermeye başlayın. Alışveriş çeklerinizi gösterin, işte magnetlerinizi gösterin, kart vizitlerinizi, insertünüzü gösterin ve bunlar üzerine konuşmaya başlayın. Bunlar mutlaka tabii ki yanınızda olmalı. Bunlara dikkat edin. Sonra da mağazanızdan yaptığınız alışverişlerden, alışveriş tecrübelerinden bahsederek devam edin. İşte geçenlerde bir tane işte cep telefonu sipariş vermiştim. İşte dışarıda fiyatı şuydu, kendi mağazamdan aldım. Bak, hatta o da bu. Şu anda kullanıyorum. Çok da memnunum. Hatta benim akrabam da işte geçen şunu sipariş verdi, şunu kullanıyor diyerek alışverişlerden ve hatta belki de çevrenize yaptığınız birkaç ufak satıştan bahsedin. Arkadaşımın şöyle ihtiyacı vardı, benim mağazamdan bunu satın aldı deyin ve bundan dolayı elde ettiğiniz ya da kısa vadede elde etmeyi planladığınız kazançlardan konuşun. İşte bunu yaparak geçen ay 80 TL para kazandım. Ve inanıyorum ki 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra bunu 800 liralara, hatta daha yükseklerine çıkartmayı planlıyorum diye. Diyalog bu şekilde devam etmeli arkadaşlarınızla. Uzun vadede elde edebileceğiniz pasif gelirden bahsedin. Bu çok önemli. Ve işimizin avantajlarından bahsetmeye başlayın sonrasında. Mutlaka onun ilgisini çekecek olan bir takım yönü vardır. Kiminin evet çok parası olabiliyor, para kısmı ile ilgilenmiyor ama zamanı olmuyor. Ya sen bunu kazanıyorsun ama bu kadar özgür olarak mı bunu kazanıyorsun? Bu çok güzel. Ben de gerçekten özgür olmak istiyorum. Ya da sen çevrendeki bir sürü insana bu konuda yardımcı oluyorsun. Ben de yardımcı olmak istiyorum. Bu çok güzel diyebilir. İşimizin farklı yanlarını hoşuna gidebilir kişiler. Farklı farklı nedenlerden dolayı bize dahil olabilir. Bırakalım onlar karar versin bizim ekibimize neden dahil olacaklarını. Ve mutlaka bu diyaloğun sonlarına doğru şunu hatırlatalım. Aslında bunu sunumlarımızda söylüyoruz. Ne diyoruz? Kendi mağazanı açarak, sadece kendi ihtiyaçlarını yaparak tasarruf elde edebilirsin diyoruz. Bunu hepimiz zaten kendi mağazamızdan girişimciler olarak yapıyoruz. Sonrasında basit manada yakınlarımıza, çevremizdeki arkadaşlarımıza, dostlarımıza mağazamızın tanıtımını yaparak ek gelir elde etmek mümkün. Bunu yapabiliriz ya da benim yaptığım gibi bunların hepsini yaparak birlikte ve çevremizde de bunu yapabilecek ve ek gelir elde etmek isteyecek insanlarla bir e-ticaret ağı kurarak bundan dolayı ciddi pasif gelirler elde edebilir. Seninle birlikte o hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz noktalara birlikte ulaşabiliriz. Ne dersin? Benimle birlikte bu girişimde olmaya var mısın? Peki öyleyse nasıl başlamak istersin? Oraya kadar geldi diyorum. Prostartla mı başlamak istersin, ekostartla mı başlamak istersin? Soru bu ve bu soruyu sorarken ya önümüzde bu slide ya da bir tane flip chart'ın bu slide'ı önümüzde olmalı. Ve tabii ki de tavsiye edeceğimiz en avantajlısı olan Prostart'ı tavsiye etmeliyiz. Onun beklentisi ve isteklerine göre de doğru yönlendirmek lazım tabii. Bu seçenekten sonra çok büyük bir ihtimal oranlarımız da bunu gösteriyor. Prostart'la başlamayı tercih edecektir kendisi. Ve şuraya çok takıldığını fark ettik girişimcilerimiz ve liderlerimizden aldığımız bilgilerden. Tamam, mağazamı açayım ama benim bir alan adı düşünmem lazım diyorlar. Bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün alan adı düşünen var. Bizim iş modelimizde alan adının çok ama çok önemli olmadığını doğru bir şekilde vurgulamamız lazım. Bizim alan adımız, bizim kendi çevremizdeki 50 kişilik, 100 kişilik network'ün hatırlayabileceği bir isim olması yeterli. Ziyamarket.com, ziyaavm.com, ziyadanal.com ve benzeri. Zaten birçok arkadaşımız bunu yapıyor. Bunu çok rahatlıkla tavsiye edebilirsiniz. Neden çok önemli olmadığını anlatın. Çünkü çok düşünüyorlar, ben çok güzel bir isim bulmaya çalışacağım diyor. Gerek yok aslında yani. İsmin iş modelimizde önemli ama çok önemli değil. Kendi çevrenizdekiler bilmesi yeterli. Ve isimtescil.com sayfasından kendisinin satın alabileceğini, bu çok basit ve Türkçe olduğundan dolayı burayı tavsiye ediyoruz. Buradan alan adını satın alabileceğinden bahsedin. Ve mağaza açma işlemi, mağazasını açtıktan sonra, alan adını aldıktan sonra DNS ayarlarının nasıl yapılacağını bilmiyorsanız tecrübeli arkadaşlarınızdan bunu mutlaka öğrenin.
o anda hemen gösterin DNS ayarları. Çok zor değil aslında, çok basit bir ayar. O da bir kere bunu öğrenmeli ki bundan sonra yapacağı ekibine dahil edecek kişiler de o da ekibindeki insanlara bu DNS ayarlarını mutlaka öğretebilmeli. Bu konuda yeterli tecrübeye sahip değilseniz sorun değil, tecrübeli bir arkadaşla da aynı anda bunu yapabilirsiniz. O esnada siz de bunu öğrenmiş olursunuz. Bunu bir eğitim süreci olarak düşünebilirsiniz. Peki mağazasını açtınız. Yapılması gereken ilk şey ne? Mağazasını açtıktan sonra ilk siparişi mutlaka birlikte vermelisiniz. Birlikte olmalı bu ilk sipariş ve mümkünse değerli dostlar hızlı gönderi ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü ilk heyecanla mağazasını açtığında ilk siparişinin ona hızlı ve sorunsuz gelmesi çok önemli. Biz gerçekten bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Yaşanan aksaklıklardan dolayı heyecanlı arkadaşlarımızın motivasyonu bozuluyor. Biz de buna gerçekten çok üzülüyoruz. Elimizden geldiğince bunu sorunsuz hale getirmeye çalışıyoruz ama elimizde zaten böyle bir imkan var. Stoğumuzda olan ürünler zaten hızlı gönderi ürünleri. İlk etapta bunları tercih etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Nasıl sipariş vereceğini, bakın bu çok önemli. Daha önce hiç internet alışveriş yapmamış biri olabilir ki zaten network'ümüzün büyük bir kısmını bunlar oluşturuyor. Çok az yapmış, belki birkaç kez, belki hiç yapmamış insanlar. Hemen ona göstermeniz lazım. Kredi kartı bilgileri nasıl girecek, adres bilgileri nasıl girecek bunları görmeli. Alışveriş çeklerinin nasıl kullanılacağını anlatmanız lazım. Ve onların kullanım sürelerinden bahsetmeniz lazım. Arkasında yazdığını göstermeniz lazım. Sonrasında hızlı gönderinin önemi, neden hızlı gönderiyi tercih ettik? Bak bunlar bizim stoğumuzda çok hızlı bir şekilde geliyor. Bunun çok önemli olduğunu. Kısaca hiç e-ticaretle alakalı bilgisi yok arkadaşımızın. Algısı şu, düşünüyor ki ben buradan siparişi vereceğim, 2 gün sonra evimde zannediyor. Aradaki o süreci bilmiyor. Nasıl bir fabrika, nasıl bir işlemden geçiyor, hangi operasyonlardan geçiyor, oluşabilecek, yaşanabilecek sıkıntılardan habersiz. Aslında o haklı. Niye? Çünkü beklentisi o yönde. Siparişi verince 2 gün sonra, 3 gün sonra evinde olacağını planlayarak, bunu düşünerek sipariş veriyor. Siz doğru bakış açısını vermezseniz, siparişi işte 5. gün gittiğindeki, 5. gün gitmesi de çok iyi bir şeydir. Buna rağmen size sistemde bulunabilir. Burada aslında yapılan hata ne? Kişinin bir hatası yok. Burada sponsor hatalı. Doğru bakış açısını yeni başlayan bir girişimciye vermediğinden dolayı daha burada mutlaka bu konuşulmalı. Kısaca e-ticaret operasyonundan bahsedin. incirvizyon.com videosunda e-ticaret operasyonunu kısaca anlatan bir görselimiz ve orada anlattığımız bilgiler var. Çok sade. Oradan esinlenebilirsiniz. Onları anlatın. Sonrasında 5 iş günü kavramını anlatın. Sizden bunu rica ediyoruz girişimcilerimizden. Neden? Bize siparişimle alakalı sorun yaşıyorum diyen girişimcilerimizden gelen bilgilerin yarısından çok daha fazlası, net rakam vermeyeyim, %50'den fazlası aslında 5 iş günü kavramını bilmediğinden dolayı bize geri dönmüşler ve bununla alakalı müşteri hizmetlerini, liderlerini, sponsorlarını, mesaisini alıyorlar ve yoğunluğa neden oluyorlar. Yani mail geliyor, bakıyoruz, 5. gün olmuş, evet 5 gün oldu, hala kargoya verilmedi diyor. Haklı, 5 gün olmuş, hala kargoya verilmiş ama 5 iş günü olmamış değerli dostlar. Bu kavramlardan da bahsedeceğiz. Hafta sonlarını da saymış. Hafta sonu biz de çalışmıyoruz. Tedarikçiler de çalışmıyor. Kargo şirketi de çalışmıyor. Nasıl olacak? O iş günü değil. Ya da bir bayram oluyor ya da bir yarım gün çalışılan bir durum olabiliyor Türkiye'de. Onları da sayıyor. Mutlaka bunların üzerinden geçmek lazım. Bu 5 iş günü kavramını sizin çok doğru anlamanız ve çok doğru aktarmanız gerekiyor değerli dostlar. Eğer bunu yapabilirsek inanın bana o yaşadığımız birlikte yaşadığımız o büyük sorunlar var ya, bir sürü sorunlar var ya, onların sayısını inanılmaz derecede aşağıya çekmiş olacağız hep birlikte. E-ticaretin tüm detaylarını öğrenebileceği eğitim videolarının olduğundan bahsedin. Daha yönlendirmiyoruz bakın. Sadece siz yüzeysel. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Aklınıza takılan olursa not alın. Sunum sonrasında arkadaşlarımız ya da bizler cevaplayabiliriz. E-ticaret operasyonunun hepsinin anlatıldığı eğitim videolarımız var. Bunları benim sana zamanı geldiğinde izleyeceksin bunları. Merak etme deyip. Bu ana kadar mağazanın ve iş modelinin tanıtımını kesinlikle ama kesinlikle kimseye yapma demeniz lazım arkadaşlar. Heyecanla mağazasını açtı, sizden küçücük bilgi aldı, akşam eve gitti. Ne yapıyor biliyor musunuz? Facebook'ta ya da sosyal medyada başka mecralarda ben bir e-ticaret sitesi kurdum, işte devasa ürünler var, bunları satıyorum. İnsanlara şey yapmaya başlıyor yani. Hatta öyle bir noktaya gidiyor ki spam derecesine varabilecek böyle yani. Arkadaşına bakıyorsun, bunun içine e-ticaret mi kaçmış, ne olmuş, artık hep e-ticaretle alakalı ürün paylaşmaya başlıyor gibi. Bunları tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, önce eğitimini tamamla. Eğitim çok önemli. Her işin kendine göre kuralları ve eğitimleri var arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsak
Bunlara riayet etmemiz lazım. Bunları öğreninceye kadar kesinlikle kimseye bahsetmemesi lazım. Şu soruyu sorun. Her işin kendine göre kuralları ve eğitimi var. Kurallarını bilmediğiniz, eğitimini almadığınız bir işte başarılı olmak mümkün mü? Yo diyecek. O zaman eğitimini alman lazım. Eğitimini alıncaya kadar da bundan kimseye bahsetmeni istemiyorum demeniz lazım. Bunun yanı sıra eğitimimizin, işimizin detaylarını anlattığı, detaylarını anlatırsa çevresindeki insanlara yaşayabileceklerini anlatın ki siz bunları yaşadınız. Çok iyi anlatırsınız. Çünkü yeterli bilgiye sahip olmadan birçok arkadaşımız gitti. Arkadaşına işimizden, iş modelimizden bahsetti. Arkadaşı bilgili, tecrübeli biri çıktı. Bir soru sordu. Dedi arkadaşının gözünde kişi ve iş modeli aslında biraz şey olmuş oldu. Rencide olmuş oldu, azalmış oldu değeri. Dolayısıyla bu çok önemli. Daha siz bilmeden insanlara anlatırsanız sordukları sorulara cevap veremezsiniz. Daha başlamadan kaybedersiniz. Buraya çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyin. Hatta bununla alakalı bir söz var, çok seviyorum. Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder diyor. Gerçekten çok doğru. Eğitimini aldıktan sonra doğru bir şekilde aktarması gerektiğini vurgulayın. Sonrasında daha masadan kalkmadan eğer mümkünse birlikte iş modelimizi doğru bir şekilde anlatan kısa bir video var. Bunu birlikte izleyelim. Bizim iş modelimizi çok daha iyi anlayacaksın deyip aktif gelir, pasif gelir .com'daki Pablo Bruno videosunu izleyin. Boru Hattından Esinlenme kitabının animasyon videosudur bu. Kitabını da okuyabilirsiniz. Tavsiye ederiz. Bunu izleyince çok basit. Bir çocuk bile çok rahatlıkla ve keyifle izleyip dinleyip anlayabilir. Bunu izleyince birçok insan demek ki böyleymiş deyip iş modelimizin şeyini daha iyi anlıyor. Potansiyelini, neler yapmak istediğimizi daha iyi anlıyor. Sonrasında bunu birlikte izledikten sonra mümkünse başlatma seansına kadar mutlaka şu iki videoya, iki eğitime göz atmasını istiyoruz. Mutlaka ilk 24 saatte mümkünse bir tanesi tavsiyepazarlaması.com, bir tanesi incirsunum.com ve bunları izledikten sonra şöyle söyleyeyim, aklına takılan sorular, öğrenmek istediğin şeyler olsa bunları not al. Zaten bir sonraki görüşmemizde ben senin bunların hepsini teker teker cevaplayacağım demelisiniz arkadaşlar. Ve ikinci 24 saatte de, ilk 24 saatte bu iki videoyu izlemesini istedik. İkinci 24 saatte de mümkünse incirvizyon.com ve 16 kural 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar izlemesini tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü bunu siz liderlerimiz denemişsiniz. İnanılmaz neticeler almışsınız, öyle söyleyeyim. Eğer arkadaşlarımız başlatma seansına gelmeden önce bu videoları dikkatle izler, İncir Vizyon ve Altın Kural 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı izlerse başlatma seansı inanılmaz verimli geçiyor arkadaşlar. Aldığımız geri bildirimler böyle inanılmaz verimli geçiyor ve bunu yapan arkadaşlar da başarılı oluyor. Mutlaka bunu yaptırmaya çalışın. Gerekirse eğer öyle bir durumunuz, pozisyonunuz varsa birlikte izleyin arkadaşlar. Yarın akşam geleceğiz, şu videoyu izleyeceğiz. Bir sonraki akşam geleceğiz, şu videoyu izleyeceğiz birlikte deyin. Gerekirse birlikte izleyin. İşte bu bir eğitim süreci olmuş olacak. Siz ekibinize dahil ettiğiniz birini doğru bilgilerle, donelerle desteklemiş olacaksınız arkadaşlar. Ve başlatma seansı için önemini vurgulayarak maksimum ama maksimum 48 saat içerisinde bir araya gelmeniz lazım. Randevuleşmeniz lazım. Yani birini ekibe dahil ettiniz. 48 saat içerisinde bir araya gelmeyecekseniz dahil etmeyin arkadaşlar. Çünkü ona doğru bilgiyi aktarmadığınız müddetçe, doğru yol haritasını çıkarmadığınız müddetçe o arkadaşın başarılı olması neredeyse mümkün olmayacak iş modelimizde, bu bir. İkincisi sizin başınızı ağrıtacak. Doğruları bilmediğinden dolayı sürekli sizi arayacak. Sizin mesainizi verimsiz kullanmanıza neden olacak. Bunu mutlaka ama mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Ve işinizde uzmanlaşıncaya kadar da bunu uzman arkadaşlarımız yapıyor. Bu da çok verimli oluyor. %22 seviyesi bunun için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Başlatma seansını sunum sonrası hemen yapmayın arkadaşlar. Ha, işinizde uzmansınızdır, 22 seviyesine gelmişsinizdir, her şeye hakimsinizdir. Toplantıdan sonra, kişinin mağazasını açtıktan sonra başlatma seansı yapılabilir. Ama eğer %22 seviyesinde değil ve işinize tam hakim değilseniz bunu kesinlikle yapmayın. Ha, tam hakim ve o seviyeye ulaşmış bir arkadaşınız varsa bunu yapabilirsiniz. Ama biz yine de arada bir sürecin olması ve o arada eğitimleri, videoların izlenmesinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu vurgulamak istiyoruz. Peki başlatma seansı için doğru bir yer seçmek lazım. Sessiz ve uygun bir yerde bir araya gelmekte fayda var. İşte bir sessiz bir ortam, toplantı yapılabilecek bir kafe olabilir bu. İşte sizin ofisiniz olabilir, eviniz olabilir, onun evi olabilir. Çok önemli değil. Sessiz ve uygun bir ortam tercih edilmeli. Ve başlangıç seansına kadar geçen bu 48 saatlik süre içerisinde mutlaka diyalogda kalmanız lazım. 2, 3, belki 4 kez arkadaşınızla iletişime geçerek
İşte Ziya'cığım, Mehmet'ciğim bu videoyu izledin mi? Harika. Şimdi sıra bu videoya. Bunu izledin mi? Sonra bunda. Bu izledin mi? Sonra bunda diye tekrar iletişimde olmanız lazım. Takip etmeniz lazım. Yani şu olmaz. Seninle 2 gün sonra şurada buluşacağız. Şunları şunları izle. Hadi görüşürüz deyip gittiğiniz zaman %95 izlemeyecek. %95 izlemeyecek. Sizin takip etmeniz lazım. Bu işteki potansiyeli, geleceği, neler yapabileceği ve nelere ulaşabileceğinin daha farkında değil. Sadece hoşuna gitti. Sadece evet burada güzel bir şey var dedi ve dahil oldu. Daha tam olarak belki de hayatını değiştirebileceği fırsat olduğunu farkına varmadı. Onun buna farkına varması için doğru adımları atmasını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ilk kez başlatma seansı yapıyorsanız, daha önce hiç kimseyle yapmadıysanız mutlaka tecrübeli bir ekip arkadaşınız sizin yanınızda olmalı değerli dostlar. Yani hiç tecrübeniz yok ya, yok bir kere bir deneyeyim demeyin. Tecrübeli bir arkadaşın tecrübelerinden mutlaka istifade edin. Başlatma seansı için girişimci başlangıç rehberi şart. Zaten çok önemli. Eğer elinizde bittiyse ya da arkadaşınızın henüz gelmediyse size tavsiyem bu işe soyunduysanız mutlaka sipariş verin. GBR koduyla kendi mağazanızda arattığınız zaman 5 tane 10 tane sipariş verebilirsiniz. Bence bir liderin mutlaka 5-10 tane hatta daha fazla girişimci başlangıç rehberi olsun ki elinde ekibindeki arkadaşlara başlatma seansı yaparken bir tane iki tane ihtiyaç olduğunda hemen verebilsin, hemen kullanılabilsin. Ve mutlaka bunun öneminden çok bahsedilmeli. Her zaman girişimci başlangıç rehberini İncil'le alakalı bir toplantıya gittiğinde, bir görüşmeye gittiğinde ya da sponsoruyla randevuleştiğinde her zaman bunu yanında taşıması gerektiğini vurgulamanızda fayda var. Ve ilk sayfa doldurulurken şundan bahsedilmeli. Aktif sponsor kavramının ne olduğundan, siz arkadaşınıza başlatma seansı yaparken belki sizden daha aktif bir sponsorunuz vardır. Siz yarım zamanlı yapıyorsunuzdur bu işi. Bilgi seviyeniz biraz eksiktir. Siz de yeni tamamlıyorsunuzdur. Eğitim sürecindesinizdir. Ama bir sponsorunuz vardır ki Mehmet Bey, o da %16-18 seviyesindedir. %20 fark etmez ama işe hakimdir ve aktif bir şekilde bu işle ilgilenebiliyordur. Mutlaka aktif sponsorunu ve onunla nasıl iletişime geçebileceği, ondan tabii onun bilgisi dahilinde nasıl iletişime geçip bilgi alabileceği konusunda bize bir yol gösterin mutlaka. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ve mutlaka kayıt tarihini ve başlatma seansını yaptığınız tarihi not alırsanız bu da mutlaka size data olarak elinizde olacak. İşinize mutlaka yarayacaktır. Ve başlatma seansında o ilk sayfadan sonra konuşulması gereken konu yine buraya geldi. Bakın e-ticaret sürecinden tekrar kısaca bahsedilmeli. Zaten e-ticaret derslerinde bunları işleyeceğiz değerli dostlar. Siz de yeterli bilgiye sahip olacaksınız. Ve aklına takılan sorular varsa o süreye kadar hemen bunlara cevaplar bulmalı. Yani aklında soru işaretiyle bir sonraki step'e geçmek doğru değil. Çünkü o soru işareti virüs gibi buyur size söylemediği ya da sizin cevaplayamadığınız bir soru işareti büyük bir problem olarak karşınıza çıkabilir. Bütün soru işaretlerini gidererek devam etmeniz lazım. İşte başlatma seansında artık onu da tavsiye edebilirsiniz. Şimdi zamanı geldi. E-ticaretin bütün operasyonlarıyla alakalı detaylı bilgileri alabileceğin, öğrenebileceğin e-ticaretdersleri.com diye bir eğitim videomuz var. Şimdi başlatma seansından sonra giderek bunu izleyerek e-ticaret operasyonuyla alakalı her şeyi öğrenebilirsin ve bu konudaki eğitimini tamamlayabilirsin diyebilirsiniz. Sonrasında da e-ticaret derslerinin yanında aktif gelir, pasif gelir, tavsiye pazarlaması ve 10 altın kuralın geriye kalan kısmını daha önce bunları tavsiye etmiştik. Özür dilerim. Aktif gelir, pasif gelir, tavsiye pazarlaması ve 10 altın kuralı tavsiye etmiştik. Bunları şayet izlemeden geldiyse ki olabilir. Yoğundur, o olmuştur, bu olmuştur. Mutlaka bunlara doğru vurgular yaparak değinilmeli başlatma seansına devam etmeden. Hemen o konuları açıp o konuları özet geçerek önemini, ehemmiyetini, neden o konulara odaklandığınızı doğru bir şekilde aktarmanızı tavsiye ediyoruz. Es geçerseniz bunları başlatma seansının verimliliğini düşürürsünüz arkadaşlar. Ve tabii ki de en önemli kısım aslında hem işimizde hem diğer alanlarda neden bu işi yaptığımızla alakalı hayal ve hedeflerini kişinin ortaya çıkartması gerekiyor. Başlatma seansında mutlaka hayal ve hedeflerini yazmanız gerekiyor. Peki arkadaşınız hayal ve hedeflerini ortaya çıkartabilmek için sizi bitiyor. Bu sizin arkadaşınız, dostunuz. Siz kendi hayal ve hedeflerinizden bahsedince zaten arkadaşınız akabinde hemen bahsetmeye başlayacak. Ben de şunları yapmak istiyorum. Ben de şunlara sahip olmak istiyorum. Ben de şuralara gitmek istiyorum deyip o da kendi hayal ve hedeflerinden bahsedecek muhtemelen. Ya da siz zaten 16 kuralı izlettiyseniz merak etmeyin. Onlar hepsi 16 kural 1, 2, 3, 4, 5, 6 izlerken hayal hedef de orada çok güzel vurgulanıyor. Hepsi hayal ve hedeflerini belki de kağıda yazıp bunu yaşayan girişimcilerimiz var. Gelecekler işte benim hayalimde, hedefimde bu diyecekler. Onları mutlaka birlikte kağıda dökmeniz gerekiyor arkadaşlar mutlaka. Yani hayal ve hedef yazılmadıysa başlangıç
seansının yine önemli bir adımlarından biri. Yerine getirilmemiş, devamında yeterli bir verimliliğe ulaşılamayacağını söyleyebiliriz. Sonra kişi listesi, 16. kuralda da bunu detaylı olarak anlatıyor. Yapılması gereken minimum 100 kişilik kişi listesi başlatma seansında hazırlanmalı. 100 kişinin biraz vakit alacağını ya da bir takım nedenlerden dolayı 100'e ulaşamadığınızı düşünürsek minimum ama minimum 40-50 tanesini yazmalısınız. 40-50 tane isim ve telefon yazılmadığı takdirde başlatma seansı yapılmamıştır arkadaşlar. Başlatma seansı bunlardan oluşur ve hepsinin tamamlanması gerekir. Ha şeyde bahsediyoruz, 16. kuralda bahsediyoruz, hafıza tetikleyicilerini kullanabilirsiniz. 50 kişi, 100 kişi çok gibi geliyor ama merak etmeyin, bir sürü yöntemler var. Soracağınız birkaç tane soruyla yüzlerce insanın ismini ve telefonunu arkadaşınızın yazması konusunda ona yardımcı olabilirsiniz. Ve şunu hatırlatmakta fayda var. Kimse hakkında karar vermemeleri gerektiğini, yani şunu yapmamalılar. Ahmet'in parası var, bu işi yok yapmaz. Mehmet'in hiç parası yok, bu işi yapmaz. İşte Ziya, işte şu noktada bu işi yapmaz. Ayşe şu, bu... Hayır, biz herkese kendi iş modelimizi doğru bir şekilde aktaracağız. Kararı onlar verecek. Kararı onlar verecek. Bunu şu örneklerle açabilirsiniz. Çok farklı sektörlerden, ya bu kişi de bu işi yapıyormuş diyebileceğiniz insanlarla burada tanışabilirsiniz. Aramızda iş adamları var, öğrenciler var, ev hanımları var, profesörler var, doçentler var, doktorlar var, fabrika sahipleri ve her kesimden insan var. Onlarla tanışın, burada sohbet edin. Sadece bunları bile söyleyin. Ya bak, böyle biriyle tanıştım. Yani kişi kendisi şu noktada hiç bu iş yapmaz diye düşünürsün ama o da bu işin içerisinde. Ya da bir kişi öğrenci, hiç bu işi yapmazsın diye düşünürsün ama şu noktaya gelmiş. Zaten toplantının son bölümünde, pazar gününde başarılı olan arkadaşların hikayelerini buradan dinleyeceksiniz. O yüzden burada size çok değer katacak. Farklı farklı insanların farklı farklı nedenlerden dolayı bu işte nasıl başarılı olduğunu göreceksiniz. Ve bunu doğru bir şekilde aktarıp arkadaşlarınızın kişi listesi hazırlarken çevreleri tarafına ve onların adına karar vermemeleri gerektiğini çok önemli bir şekilde vurgulamanız gerekiyor. Kişi listesi doldurulduktan sonra, bakın belki bunu ilk kez tavsiye ediyoruz ama bunu deneyen arkadaşlarımız da var. Başarı potansiyeline göre en yüksek isimler işaretlenmeli. Yani çok basit bir soru, şunu söyleyebilirsin. Mehmetciğim, hazırladığımız bu 40-50 kişilik kişi listesinde önceki hayatında, iş hayatında, özel hayatında ya da diğer hayatlarında fark etmez. Çok başarılı ve başarılara imza atmış, başka işlere de girse başarılı olabileceği düşündüğün kimler var? İşte Mustafa adında bir arkadaşım, o daha önce şu 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 başarılara imza attı. Bu çocuk ne iş olsa başarır. Hemen onun yanına bir tane yıldız koyalım. Diğer Ayşe, diğer işte Mehmet. Bunları başarı potansiyeline göre en başarılı olma ihtimali yüksek olan arkadaşları işaretlemenizi tavsiye ediyoruz. Peki bu bize ne sağlıyor? Bu başarı potansiyeliyle yüksek olan arkadaşlara öncelik verilirse yapılacak ilk görüşmelerde, ilk toplantılarda ve bunu tek başına yapmamalı. Çünkü en başarı potansiyeli yüksek olan insanlar en çok soruyu soracak ve işimizi doğru bir şekilde algılamak için en çok belki de kafa yoracak insanlardır. Çünkü bizim işimizdeki vizyonu bunlar çok hızlı bir şekilde görebiliyorlar ve detaylarla ilgileniyorlar. Bu konuda hakim birine ihtiyaç var. Aktif sponsorunuzdan mutlaka destek almanız lazım. Liderinizden çok önemli biri ise mutlaka onlarla yapacağınız, başarı potansiyeli yüksek olan insanlarla yapacağınız toplantılarda destek almanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede organizasyonunuzun başarı potansiyelini ve kalitesini hızla arttırabilirsiniz değerli dostlar. Bakın burası çok önemli. Şayet siz bu iş modelini kendinizden daha başarılı insanlara ne kadar hızlı ulaştırabilirseniz sizin başarınızı, hızını da, büyüklüğünü de bu belirleyecek. Yani amacınız şu olmalı özetle, sizin kendi bulunduğunuz hayattaki başarı statünüz ya da kişisel statünüzü düşünün. Yani şöyle düşünebilirsiniz, siz bir öğretmensiniz dostlar. Eğer bu iş modelini müdürlere, müdür yardımcılarına, kolej sahiplerine, çok üst düzey işte doçentlere, profesörlere ulaştırabilirseniz, sizden daha büyük başarı potansiyeline sahip insanlara işte başarınız çok hızlanacak. Benim size nacizane tavsiyem, hızla başarıya ulaşmak istiyorsanız buna odaklanmanız. Niye? Çünkü hepimizin sınırlı bir sermayesi var, o da zaman. Bir örnek verelim. Şayet siz öğretmenseniz, mesainizi öğrencilerinize harcarsanız, öğrencileriniz tabii ki onlar arasından da başarılı olacaklar, çıkacaklar. Öğrenciler başarılı olamaz diye, çok başarılı arkadaşlarımız var. Ama harcayacağınız mesai birimine göre daha az verim elde edeceksiniz. Ama kendinizden daha büyük başarı potansiyeline sahip insanlara mesainizi harcarsanız, buradan çok daha büyük verim alacaksınız. Yani sizin başarınızı bu belirleyecek. Sizden daha düşük başarı potansiyeline sahip insanlarla mı bu işi kurmak istiyorsunuz? Kurup başarılı olabilirsiniz, sorun değil ama çok yorulursunuz. Sizden daha büyük başarı potansiyeline sahip insanlarla mı bunu yapmak istiyorsunuz? Bunu yaparsanız
En başta biraz yorulursunuz, sizin canınızı sıkarlar. Sonra sizi bile unuturlar. Sizden daha başarılı olurlar. Zaten iş modelimiz de işimize başarılı insanları dahil ettiğinizde siz de kazanıyorsunuz. Onlar da sizden daha başarılı olan insanlara bu işi ulaştırabilmek sizin en büyük amacınız olmalı. Bu tamamen sizin başarınızı etkileyecek diyoruz. Evet, sonrasında ev toplantısının öneminden bahsedilmeli. Bunlar konuşulduktan, kişi listesi hazırlandıktan sonra ev toplantısı nedir? Muhtemelen bu arkadaşınızla ev toplantısında bir sunum yaptıysanız ona bahsetmenize gerek yok. Ev toplantısının ne kadar iyi bir konsept olduğunu hemen anlayacaktır. Ama birebir yaptıysanız ya da toplantı işte salonunda yaptıysanız mutlaka bahsedin ve şunu söyleyin. Her işimize dahil olan bir girişimci 2 ya da 3 tane ev toplantısı yaparak çok büyük bir organizasyon kurabileceğinden bahsedin. Ve bunu rakamlarla örnekleyin kağıt üzerinde hemen. Şöyle yapın. Örneğin seninle birlikte 2 tane ev toplantısı yaptığımızı düşünürsek ve bu 2 ev toplantısına 7-8 tane arkadaşımızın, 7-8'er tane arkadaşımızın katıldığını düşünürsek, her ev toplantısında bu 7-8 kişiden bir arkadaşımız bizimle birlikte çalışmak için ekibimize dahil olsun. Bir, iki ev toplantısı demek iki tane yeni girişimci anlamına gelir ve bunu 15 gün içerisinde yaptığımızı düşünelim. Çok rahatlıkla 15 gün içerisinde iki ev toplantısı ayarlayabiliriz birlikte. Dolayısıyla ilk 15 gün içerisinde yaptığımız toplantılarla ekibimize iki tane arkadaşımızı dahil ettik. Sonra onlarla da aynısını yaptık. Onlar da bir sonraki 15 gün ekibine yine 2 tane arkadaşlarını dahil ettiler. 4 yeni girişimci dahil olmuştu. 1. ayın sonunda geldiğimiz nokta bu. Sonrasında yine devam ediyoruz. Onlarla birlikte ev toplantısı yapınca bu sefer sayımız 8 oldu. Sonra 16, 2. ayın sonunda bu noktadayız. Sonra 32, sonra 64, 3. ayın sonunda bu noktadayız. 4. ayın sonunda gördüğünüz gibi artık ekibinizde toplamda 510 kişi oldu. Yani ev toplantısı konseptini kopyaladığınız anda evinizde her ev toplantısında bir tane girişimci sizin ekibinize dahil olmak istese bile 4. ayın, 5. ayın sonunda 510 kişilik devasa bir ekibe ulaşabilirsiniz ve bu kopyalanabilir bir şekilde hızla büyür. Şunu hissetmeli insanlar, evet yani sürekli benim evimde toplantı yapmayacağız demek ki. Benim evimde 2, bilemedin 3 tane toplantı yapacağız. Geri kalan toplantılar hep yeni girişimcilerin evinde olacak. Yani eğer şunu düşünürlerse yanlış. Ya hep benim evde toplantım olacak. Hayır, bunu istemiyoruz. Her bir girişimcinin evinde 2, bilemediniz 3 tane ev toplantısı düzenlemek bizim amacımız. Ve bunu kopyaladığımız zaman çok doğru ve hızla ilerlediğimizi kendisi görmüş olacak. 7-8 kişilik 2 ev toplantısının tarihi mutlaka belirlenmeli. Bilce 10 gün içerisinde olmalı o tarihler. Bir tanesi o hafta, bir tanesi de bir sonraki hafta mutlaka olmalı. 2 ev toplantısı tarihinin belirlenmesi çok önemli aslında. Birine katılamayan arkadaşlar için diğeri ikinci bir şans olacak. O yüzden ikisini aynı anda belirlemek lazım. Yani bir tane ev toplantısı olmaz. 2 tane ev toplantısı belirlemeniz lazım. Başka türlü olmaz. Devam ediyoruz.